O gün zabitler köye geldiğinde çelik çolak oynuyordu Alim Akran'la Rina sokakta. Geldiler. Cepheye götüreceğiz onu dediler. Ciğerime bir ateş düşüverdi. Biliyordum giden geri dönmeyecekti. Çok küçük daha benim yavrum dedim. Daha bıyıkları terlemedi. 15 gün oldu babasının şehit haberi gelir. Alim yuvalık kalan tek ev. Evimin tek direği. Komutanın boynu bükük. Komutan çaresiz. Cephede düşman bastırmış. Yiğit kanı sel olmuş akmış. Yaşlısı kadını, çoluğu çocuğu, görmeyeni, duymayanı, cepheye gitmeyen kalmamış. Düşmana dur demeye. Dur yolcu, buradan sana geçit yok demeye. Etten, tırnaktan, kandan duvar örmeye. Alim geldi sonra, dedi ki. Ana, sen ne diyorsun? Vatansız dua olur mu? Vatansız eve direk olunur mu? Vatansız ev olur mu ana? Ben gidiyorum ana. Ben gidiyorum. Emanet ol Allah'a. Biz kurbanlık koyuna kına yakarız. Allah'a kurban olsun diye. Bir de Peygamber Ocağı'na gönderdiğimiz askerlere kına yakarız. Vatana kurban olsun diye. Yavrularımız, boylarından büyük tüfekleri takıp gittiler güne oynaya. O gün tüm analar kınaladık yavrularımızı. Kınaladık da yolladık. Cepheye değil de düğüne gittiler, gittiler ve bir daha hiç geri dönmediler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hey 15'li 15'li
Fakat siz farkında olmazsınız.